الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى بعدد حمد وسلامات Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve durumlarımız olsun. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözleri var ki hali adamını layık görülmesinden durup benim nurumu Allah bana yaratken dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru ilk evvel yaratılmayanlar sallallahu ana bu nur cüdeyandır pakize silsileler bilen adam aleyhisselam'dan yani atadan ona gel. Otadan onaga bo'lib o'tib kelib oxiri mana Abdulmuttolibdan Abdullohga, Abdullohdan ana Amina onamizga homila bo'lib o'tib dunyoga keldi. Kelganliklarida qanaqa bir mo'jizotlar bo'ldi. Ana payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nur onalari Amina onamiz 7 kun emizgan ekanlar. Keyin amakilarini ozod qilgan qullari Çoğrular, yani Abu Lahab'ını azaltıken çoğru suayibe yani imizgeniken. Ken Banu Sa'd'lik Halime radıyallahu anh'a 2 yıl imziş baktıken müyesser bu geldi. Demek o şüphedeki Arap kabilelerinin adetine göre olalarını bakuvat, müstahkemra olup müstahkemra olup o'sha tog'lik yaxshi bir emizadigan qabilalar bor edi. Mana shunday odatga muvofiq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham Halimai Sa'diya degan emizikli onalari emizishlik baxtiga muyassar bo'ldi. Bunday holatlar ham juda ham bir bu voqealarni aytsak juda ham gap ko'p. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam onani qornidagilar otadan yetim qoldilar masalan. Bu emizishlikka keladigan qabilalar bolalarga boyligiga qarab, otalari kimligi, badavlatligiga birinchi o'ringa qo'yib turib tanlashardilar. Ana bolalarni emizishlikka keluvchi insonlar kelib, boy bolalarni olib qaytayotgan paytda bu Halima onamiz oilalari bilan eshiklari xorg'on ozg'in, judayam faqirlikdan qiynalib, bir Makkaga borib, bitta bir bolani olsangda, bir boyroq xonadonni bolasini olsak, shuni emiz bersak, sal bir hayotimiz farovonlasharmikin degan maqsadda hammadan kechikib keldilar. Tuyalari, ya'ni eshaklar xorg'inligi uchun, ozg'inligi uchun. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Abdulmuttolib qo'llarida ko'tarib turardilar, kelib so'rasalar bu bola yetim desa hammasi qaytib ketishaverar ekanlar. Yetimga qancha pul berilardi deb. Boy-boylarni tanlab olib ketishdi. Halima onamiz kelib, endi shuncha joydan keldim, qurib ketamizmi deb bir qarasalar bir qariya qo'lida bir bolani ko'tarib turibdilar. Borib berasizmi desa, bu bola lekin yetim, shu otasi yo'q, men bobosiman, meni qarindoshim deb. O'zi kambag'al bo'lsa, bular nima qilardi deb turib, shunday yuzlarini ochib qarab, mehrlari tushib qolib, ya'niki yuzlaridan nur yog'ilib turibdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning. Ya'ni payg'ambar alayhissalomni Halimai Sa'diya onamiz oldi. Olganlaridan boshlab, ya'ni ko'kraklarini tutganlarida shunday barakot bilan sut kelishni boshladi. O'zlarida ham suti ham kam ekan hatto. Va haligi eshaklari nimjon bo'lgan eshaklarga bir jonlangandek bo'lib juda ham bir g'ayratli kishnab turadigan otdek shijoatli bo'lib qoldi haligi eshak. Haligi qavmlaridan ancha orqada qolib ketgan edilar. Ulardan ham o'tib ketdilar. Qaytishdi. Va xonadonlarida echkilari yo'q, qo'ylari, bolalar nihoyatda sut qatib farovonlik bo'ldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning barakotlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qarangki, shu onalarini emizlik bilan bu Halimai Sa'diya onamizni emganlarida ham faqat o'ng ko'kraklarini emar ekanlar. Chap ko'kraklarini tutsalar emmas ekanlar. Ya'ni rizoiy ukalarining haqqini ushbu paytda ham ajratib qo'ygan ekanlar. Mana shunaqa rivoyatlar bor aslida.
Ana Halime-i Sa'diye radıyallahu anh'a rivayet kıladılar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 aylıklarında gebre başına geldiler. 9 aylıklarında fasahatli, çıraylı, tınık, anık gebre geldiler. 10 aylıklarında keman atıp balalar ile oynayıp başına geldiler de rivayet kıladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 yaşki dolgellerde şahkısadır. Vakiyası böyle bir yerdir. Yani kökreklere yaradılır. Farişteler de düşüyor. Uzağını, kökreklerini, cennetini hani şöyle deyip Kevser surları bile. Ruhun şeytanlı nasibesi bile diyor. Nefse ammaranı, şeytan yürüp beyim olan insanlığı vesvese kadar diyor derslerine alıp taşlarına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de şeytanlığa hiç kendine yolu yok. Farişlere Allah'ın emri bilen şu, o zatını, yani şimdi şeytanını yürüyüşü mümkün bugün yollarını tosup, yani şimdi şeytanın nesilesini alıp çıkan yuvar gelirler. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşlı yetkililerde yağan ve sel tüfeğiyle Kabe divarları nurab yıkılıp düşkenler. Şimdi Kureyş kabileler, rahberleri bunu Kabe'nin koyu devarlarını uzun kayıtadan kuruşluğuna karar kılışıp şimdi böyle işler duruşken kayıtta macera gelip çıkarken ki şu Hacerul Esvet'ini kim koyuşluğa? Biz koyamız, bizi kabile koya deyip terebbe terebbe olup şu köydeyen kural kural deyip birbirine darlı kuruş başlarını gidiyip koyan kayıtlar mı gidiyor? Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Jüdayan bir ziyareklik bilen şu 35 yaşlarında yani ki şu bir Hacerul Esvad'ını bir kökkara bir derslerine salıp onu bir üçüden hemen kabileden kötüleşip bir deneyip koyuşluğunu özleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulları Hacerul Esvad'ını hazırlığı görüp durgen cahitimizde hemen varıp Kabe'nin içine uğradığına yani şu taşını şu cahitine ünnet geldi. Şu cahitine itibar versek en kette bir cencel kulladığına cahiden insanların tinsliği bilen salamet saklak bu yerlilere. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tarihlerini yapırsak, cüneyen gök yok. Bugün bana şu peygamberlikten aldığım ki davulları hakkı diye geç suhbetimizdir. Bu kişi hakkında Resulullah, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cüneyen gök ayetleri nazır kılıp قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ diye. Eğitim ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın yaşı görürsünler mi? Bunda menge itaat kılıyla diveydim. Şimdi Allah sizlerini yaxşı görədi, günahlarını mağfurat qılədi. Allah Teala günahlarını keçirib rəhmi izadır deyilən ayət nazil qıldı. Hamımız Allahı yaxşı görəmiz deyib dəva qılamız. Hamımız Allah Teala'nı sevəmiz deyimiz. Allah Teala deyirdi ki, kim Allahı yaxşı görəmən, sevəmən desə, sizə itaat qısın ey Muhammed Aleyhisselam deyir. Sünnətlərə qancalı etibar verəyəmiz. Yürüş-duruşumuzdə qancalı etibar verəyəmiz. Yaşaş tarzımızda Resulullah'ın sünnetlerini kançalı hürmetini cöngü koyuyoruz. Bana şu nesana hakkımız özümüzde savaş verişlikimiz gerek. Çünkü لَقَدْ كَيْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ deyken ve tahkik Resulullah'ta Allah'ın Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın güzel namuna var. En ulu işini, en güzel insan buluştuğunu haklayan insan her bir işi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yeri gelsin. Hani o şanda Allah'a yakışık olurken ben de gelenler. Allah yaşı görgenden de günahları mağfiret kılmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz bilen biz ümmetlerine ilim alıştıkça, bu ilim bilen insanlarca manfaat yetkizişlikçe, Allah Teala'nın büyürgen hayırlı amellerini kuplar becerip insanlar için manfaatli hayat geçirişlikçe, en asasisi Allah'ın huzuruna yarabı yüz bilen barışlıkçe daim tarih kılıp geliyenler. Yani şu orunda takdirler bu işimiz gerek. Mevlud marasını bir yılda fakat bir ay buladı. Yani Hicri Kamari Sana'nın üçüncü ayı, şu türgen ayımız Rabiul Avval ayı içinde ötkezilişi gerek. Yıl 12 ayı Mevlud marasını ötkezileriş, şaranam ve mantikanam namakbul iş sonlanır. Çünkü bana şu aylarda Mevlud marasını ötkezilerler, şu aylarda ötkezişe hareket kılış gerek. Yıl 12 ay mavlud okulu olmayıydı. Lekin mavlud okuşlu diyende değil mi? Resulullah ki salavat ediş. Onu bir şeyli uslubdegi
ohangga solib, mazza qilib o'tirib, hech narsani tushunmasa undan foyda yo'q. Uni o'rganish kerak. Hozir mana muftiy hazratlarining nimalari chiqqan, ya'ni Mavludu Sharifni o'zimizning tilimizga mana shu kirilcha harfni ma'nolari bilan yozib chiqarilgan. O'rganishimiz kerak. Otalari kim, tug'ilgandagi ajoyib otlar, payg'ambar bo'lgandagi voqealar hammasi batafsil bayon qilingan. Shularni o'qib, o'rganib farzandlarimizga shular asosida ta'lim berishni Alloh hammamizga nasib etsin.